Günaydın. Bugün büyük gün çünkü Cursed Child'ı izleyeceğim. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Saat 2'de ilk part başlayacak. Cursed Child ilk çıktığı zaman şey düşünmüştüm. Aklımda ilk şey geçmişti. Acaba Türkiye'ye turneyle gelir mi? Vizyonsuzluğa bakar mısınız? Gidip izleme gibi bir düşünce aklımda asla yoktu. O yüzden gerçekten olanlara inanamıyorum. İnanamıyorum. Şu an gidiyorum. Yaklaşık bir saat var oyuna. Tabii ki bir saat önceden orada olacağım. Yani ne yapabilirim yani? Trafiğe mi takılayım ya da Cem gibi geç mi kalayım oyuna? İnsanlar sıraya girmeye başlamış bile zaten. Yemek yemedim. Yemek yemeden gidiyorum çünkü şu an bir şey yiyebilecek asla halim yok. Daha bir saatten fazla var ve insanlar sıra olmaya başlamış bile. Yavaş yavaş ilerliyor. İçeriye almaya başladılar. Sanırım kapıyı açtılar şu anda. Kapıda biletleri kesen görevliler. Her biri farklı bir evin yaka bandını takmış. Onlar kesiyor biletleri. Her şey temaya uygun hazırlanmış. Burada Cursed Child lisanslı ürünleri satılıyor. Şimdi onlara bakacağım. Cursed Child'ın tasarlanan evlerin logoları. Onların çantaları var, atkıları var, tişörtleri ve bereleri var. Burada peluş baykuşlar var. Ve çok güzeller. Biraz pahalılar. Tişörtler var. Anahtarlıklar var. Albus Potter'ın, Ron Weasley'nin, Scorpius Malfoy'un ve Hermione'nin asaları var. Filmden farklı tarzı tasarlanmış asalar bunlar. Soundtrack'lerin albümü var. Defter var. Pinler var. Anahtarlıklar var. Kalemler var. Kalemler bayağı güzelmiş bu arada. Anahtarlıklar bayağı güzel. Burada da programı satıyorlar. Ondan birazdan alacağım nasıl olsa. Ama diğer alabileceğim şeylere böyle daha bakmam lazım. Çünkü ne almam gerektiğine karar veremiyorum. Çünkü biraz pahalılar. Hepsini alamayacağım için seçmem lazım. Şurada karşıda bir tane kitapçık satıyorlar. Keeps the Secrets yazıyor. Ama sadece ikinci part başladığında alabiliyormuşuz onu. Henüz şu an satmıyorlarmış. Salona girdim şimdi. Salon inanılmaz güzel. Yerim çok iyi. Sahneyi inanılmaz güzel görüyorum. Çok ortalardayım. Çok mutluyum şu an yerimden ve halimden, bulunduğum durumdan. Hikaye hatırlarsınız zaten. Peronda başlıyordu. Çok sevdiğim bir detay var. Şu an arkada sanki peronun sesi varmış gibi. Ara ara birisi megafondan bir şey anons ediyor. Şurada bir saat var. Ve saat yere yansıyor. Çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Ve salon da çok güzel. Bayağı tatlı bir salon. Kocaman. Cursed Child ilk çıktığı zaman İngilizcesinden hemen okuyup bir inceleme videosu çekmiştim. Taze hislerimle kitabı herkes çok kötülerken ben aslında o kadar kötülemememiz gerektiğinden bahsetmiştim. Ama ondan sonra kitabı bir kez daha okuduğumda aslında kitabın oldukça kötü bir kitap olduğunu fark ettim. Ama yine de oyunu izleyen herkes çok büyüleniyor. İnanılmaz büyüleniyor ve çok etkileniyor. Saat şu anda 13.28, yaklaşık yarım saat var. Passengers are required to switch off mobile phones and any other electronic devices. Please take a moment to do this now. I mean now. Şimdi. Wow. Sağlıklı yorum yapamam şu anda. O yüzden bitince yapacağım. Ama sadece wow. Çok şey söylemek istiyorum şu anda. Bitince bitince her şeyi söyleyeceğim. Saat şu an 5.30. Bir sonraki parta 2 saat var. Kafeye geldim şimdi, oturdum, bir kahve içeceğim. O sırada da kitapçıya bakalım birlikte. Bakın bunları göstereyim size. Polaroid çekmişim. Kitapça ilk başa Rowling'i koymuşlar. Bakın biz Rowling'le çalıştık. Burada Rowling de var diye. Potter ailesini koymuşlar. Harry Potter'ı bir özetlemişler bu 7 yılda ne oluyor diye. En sonunda da burada 19 yıl sonra diye bitirmişler. Şey başlıyor işte. Cursed Child başlıyor. İlkine girdim. İkincisine birazdan gireceğim. Fotoğrafları var. Scorpius Malfoy ile Draco Malfoy. Ron ve Hermione ailesi. Bekleyelim bakalım.
İnsanlar tekrar sıra olmaya başlamış ikinci parti için. Saat 6.30'a geliyor. Daha bir saatten fazla var. Bina o kadar güzel görünüyor ki akşam. İkinci parta birlikte yeni ürünlerle gelmiş yerine. Voldemort tekrar yükselişe geçtiği için karanlık işaret temalı ürünler gelmiş. İkinci part için salona girdik. İkinci partta Voldemort yükseldiği için ekranda kocaman bir tane karanlık işaret var. İkinci part için yeni ürünler satışa çıkmış. Çok güzeller. Çanta alacaktım. Çantanın da karanlık işaretlisi sadece online satışta varmış. O yüzden ondan da alamadım. O yüzden Gryffindor'lu çanta aldım. Çok tatlı. Şimdi ikinci parti bekliyoruz. Bakın size ekrandaki karanlık işareti. Bayağı havalı duruyor. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. They're pretty good. Jack Thorne. Yeah, it is. Yeah. Thank you. Gerçekten o kadar. İnanmıyorum ki artık olanlara. Oyundan sonra bekleme alanı var ve cast geliyor, oyuncular geliyor ve imza alabiliyorsunuz onlardan. Ben de kitapçı imzaladım. 2 yılın ardından nihayet Cursed Child'ı izledim. İnanılmaz uzun süren bir macera. Bugün mesela ilk part 2'de başladı. 2 saat 40 dakika sürüyor. İkinci part da 7.30'da başladı. O da yaklaşık 2 saat 40 dakika kadar sürüyor. Bir de ufak tefek gecikmelerle birlikte falan filan derken yaklaşık 11 gibi bitti tüm serüven. Oldukça yorucuydu ama buna gerçekten değer. Kısaca oyundan bahsedeyim. Oyunda çok sevdiğim şeyler vardı. Çok sevmediğimse bir şey var. Ondan birazdan bahsedeceğim. Önce oyunculardan başlayalım. Ben Scorpius karakterini bu kitapta çok sevmiştim. Hatta Albus'la olan aralarındaki ilişkiyi inanılmaz seviyordum. Biraz da şipliyordum, ne yalan söyleyeyim. Oyunda da öyleler. İnanılmaz tatlılar. Ben okurken Scorpius'u biraz daha böyle sakin bir tip olarak hayal etmiştim. Ondan biraz farklıydı oyunda. Oldukça hiperaktif, sürekli hareket halinde bir karakterdi. Başlangıçta bu bana biraz fazla geldi. Çok karikatürize geldi. Ama 5 saatin sonunda zaman ilerledikçe iyice yaklaşmaya başladı ve evet, Scorpius aslında böyle biriymiş diye düşünmeye başladım. Albus'a gelecek olursak, Albus'u canlandıran oyuncu da fena değildim. Birkaç özellikle babasıyla olan sahnelerde çok iyiydi. Yardımcı oyunculara bakacak olursak bunu söylemem oldukça şaşırtıcı ama Ginny'ye bayıldım. Büyük kadronun aralarındaki en iyilerden bir tanesi bence Ginny'ydi. Ginny ve Harry biraz daha filmdeki hallerine, 19 yıl sonradaki hallerine benzeyen karakterler. Öyle olunca role çok rahat girebiliyorlar. Kafanızda en azından role uygunmuş gibi. Ama Ron ve Hermione'de aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bunun sebeplerinden bir tanesi elbette Hermione'nin siyahi olması. Siyahi olmasıyla hiçbir derdim yok benim. İsterse mavi olsun, umurumda değil. İster istemez filmdeki Hermione ile bunu yakınlaştırmaya, benzetmeye çalışıyorsunuz oyunu izlerken. Başlangıçta bir bunun bocalamasını yaşamadım değil. Kas inanılmaz kalabalık. Sahne tasarımından bahsedeyim. Sahne tasarımı normalde boş, bomboş bir tane sahne ve ortada dönen bir tane platform var. Ve genelde oyunun yani %70'inde sürekli platform dönüyordu. Çok beğendim, çok hoşuma gitti. Mesela tren sahnesinde falan bu tren sanki gidiyormuş gibi yapabiliyorlardı bu sayede. Ya da düello sahnelerinde bunu çok iyi kullanıyorlardı. Sahneye giriş çıkışlarda bunu çok kullandılar, çok iyi kullandılar. Sahne değişirken eşyalar gelip gidiyordu. İşte
merdiven geliyor, masa geliyor, yatak geliyor. O gelirken diğeri çıkıyor falan. Sahne geçişleri çok başarılıydı. Teknik anlamda oyunun hiçbir kusuru yoktu. Büyü sahneleri çok güzeldi. Özellikle bazı kısımlarda bazı büyülerin nasıl yapıldığını tahmin edebiliyorsunuz. Anlıyorsunuz işte, aa şöyle oldu, böyle oldu. İşte şuradan şu çıktı diye. Ama bazılarını gerçekten anlayamıyorsunuz. İnanılmaz güzeldi. Ve bunlar küçük büyüler ama bütüne yayınca sizi çok etkiliyor. Mesela örnek vereceğim. Harry'nin ofisinde Hermione geliyor. Masanın üstü kağıtlarla dağılmış bir şekilde. Ve Hermione diyor ki işte şuraya bak, işte her yer karmaşık gibi bir şey söylüyor. Harry de asasını kaldırıyor, sallıyor ve masa bir an diye toplanıyor kağıtlar. Bir şey kaldım. Genelde asadan yapılan büyülerin nasıl yapıldığını anlayabiliyordunuz. Ya bir arkadan ateş veriyorlardı ya da asanın ucunda bir mekanizma takmışlar, o patlıyordu. Yine de çok başarılıydı. Düello sahneleri vardı, çok güzeldi. Tiyatronun tamamı çok müzikliydi. Sürekli müzik çalıyordu. Zaten soundtrack albümünü falan da satıyorlar. Bayağı soundtrack yapmışlar bunun için. Çok güzeldi müzikler. Perde başlangıçlarında, bir de part başlangıçlarında büyücüler dans ediyor. İşte 10 saniye, 15 saniye. Dansı zaten şey yapmışlar, kostümlerle birleştirip ya bir kostüm dansı gibi yapmışlar. Çünkü pelerinli karakterler, ya ölümyenler ya da işte büyücüler, pelerinlerini sallayarak dans ediyorlar. Güzel bir görüntü oluşuyordu aslında. Sahne geçişlerinde bu kostümleri çok iyi kullanmışlar. Sürekli sahneden işte eşyaları çıkartacak olan insanlar kostümlü insanlar oluyor. Ve mesela işte sandalyeyi götürecekse pelerinini sallıyor ve sanki pelerini sallayınca sandalye kaybolmuş gibi oluyordu. Ve oraya da tam müzik, bir ses efekti veriyorlar. Çok başarılı oluyordu. İlk partın birinci perdesi başladığında ne yalan söyleyeyim birazcık hayal kırıklığına uğradım. Bu muymuş oldum? Bunun için mi bekliyormuşuz? Bunun için mi heyecanlanıyormuşuz oldum? Ama ikinci perde başladığından itibaren ağzım açık izledim. Çok çok başarılıydı. Özellikle işte İlk partta biraz daha hikayeye girme olduğu için biraz sakin geçiyordu ve çok hızlı geçiyordu. Çünkü kitabı hatırlarsanız işte bir sahne oluyor, birinci yıl bitiyor. Bir sahne oluyor, ikinci yıl bitiyor. Bir sahne oluyor, üçüncü yıl bitiyor. Bunu tiyatroya çok güzel aktarmışlar bu arada. İnanılmaz güzel aktarmışlar. Çok hızlı gelişiyor. Arkadaki müzikle birlikte çok hızlı dönüyor her şey. Ama esas olaya geçemediği için ikinci perdede oyun açılıyor ve çok 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 başarılı. Özellikle favori sahnelerim var. İkinci göreve geri gittikleri sahne, deniz altında olan sahne, gölün altında olan sahne çok güzel yapılmıştı. Çok 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 güzeldi. Yukarıdan bir tane böyle ekran gibi bir şey indi ve ortası kocaman boşluk. Deniz görünüyor arkasında ve Albus ve Scorpius da oraya daldı. Orada Cedric'i engelleyeceklerdi. Bunlar deniz altındayken arkadan Victor Krum geçiyordu. Köpek balığı şeklinde Flor Delacour geçiyordu. Çok güzeldi o kısım, çok güzeldi. Oradan sonra sahneye çıkma kısmında sahnenin önünde küçük bir tane havuz yapmışlar ve küçük karakterler oradan suyun içinden dışarıya çıktı. Bayıldım yani. Çok çok heyecanlıydı o kısımlar. Voldemort'un tekrar yükselmeye başladığı evren geldiğinde Hogwarts'ta ruh emiciler yer alıyor. Ve birden salonu ruh emiciler bastı. Sadece sahnede değil, salondan üzerimize doğru geldiler. Çok başarılıydı. O kadar güzel ve çok gerçekçilerdi. Hiç sahte durmuyorlardı. Sürekli sahneye hafif sis veriyorlardı böyle durumlarda. Ve üzerimize kadar gelmesi ve tüm salonun dolaşması çok güzeldi. Oraları böyle şöyleydim. Zaten hemen sonra da ekranda karanlık işaret belirdi ve ilk part bitti. İlk partta beni biraz ağlatan bir sahne de vardı. Harry'nin rüya sahneleri çok başarılı yapılmıştı. Hagrid'in gelip "Sen bir büyücüsün" dediği sahneyi de yapmışlardı. Çok güzeldi ve oynayan oyuncu da o kadar benziyordu, o kadar tatlıydı ki çok sevdim. O kısımda dayanamadım, birazcık ağladım. İkinci parttaki hikaye ilke göre biraz daha sevmediğim bir hikaye. İlk partı izlemesi çok eğlenceli ve hikayede nispeten daha iyi. Ama için içine Delphi girip Bellatrix ve Voldemort'un kızı olma fikri de eklenince ben o kısımları hiç sevmiyorum. İkinci partta en sevdiğim kısımlardan bir tanesi Delphi'nin artık Voldemort'un kızı olduğunu öğreniyorlar ve bir odadalar. Odada da duvarlarda görünmez bir yazıyla
kehanet yazılmış. Delphi kehaneti yazılmış. Ve mor ışık verler ve o duvardaki yazılar görünmeye başladı. Büyüymüş gibi. Birden salonun tamamına mor ışık verdiler ve kafamı bir çevirdim yukarıya doğru, arkaya doğru. Her yerde kehanet yazıyor. Her yerde. Tavanda, duvarlarda, her yerde. Ağzım açık kaldı. Çok çok etkileyiciydi. O sahne çok etkileyiciydi. Çok beğendim. En beğenmediğim şeye gelecek olursak, finalde Harry Voldemort'un kılığına giriyor Delphi'yi kandırmak için ve daha sonra Voldemort'un geldiğini görüyoruz vesaire vesaire, Voldemort'u görüyoruz. Ancak şöyle bir şey var. 1980'de Harry'nin anne ve babasını öldürmeye gittiğinde Voldemort normal bir insandı. Tom Riddle görünümündeydi. Bir yaratığa dönüşmemişti henüz. Harry'yi öldürmeye çalışmasından sonra ölmediği için ve tekrar hayata geldiği için yaratık bedeninde sahip. Ama biz gördük ki burada Voldemort o zaman da aynı beyaz, kırmızı gözlere sahip, yılansı hatlara sahip yaratık şeklindeymiş. Şöyle yaptım. Ne? Kimse fark etmedi bunu. Yani koskoca Cursed Child. Kimse bunu fark etmedi mi ya? Kimse fark etmedi mi? O beni birazcık üzdü. Ne yalan söyleyeyim, üzdü. Cursed Child'in genel olarak sevdiğimi söyleyebilirim. Kitabından daha çok sevdim hatta. Kendime bir tane de çanta aldım. Çantanın içinde bir tane de şey var. Kitapçık, Cursed Child kitapçığı. Bunun içinden fotoğrafları göstereyim size. Bahsetmediğim bir şey var mı, onlardan da bahsedeyim. Aa, mesela radikal bir değişiklik yapmışlar ve seçmen şapka bir insandı. Kahverengi giyinmiş, elinde şapka tutan, kafasında şapka olan bir insandı. Bu sebebinin birazcık şey olduğunu düşünüyorum. Seçmen şapka şekli Warner Bros'a ait ve tiyatroda kullanamıyorlar. Bu sebeple ki karakterlerin asalları da farklı. Hogwarts'ın binalarının şekil logoları da farklı. Şu şekildeydi seçmen şapka kısmı. Kostümleri sevdiğimi söylemiştim. Çok sevdim. Özellikle Voldemort yükseldikten sonra Scorpius'un kostümü çok güzeldi. Ya, bana verseler ben üstümden çıkarmam. O kadar güzeldi. Çok. Zaman döndürücüyle birinci göreve gittikleri sahne. Tablo sahneleri çok güzeldi. Bayağı başarılıydı. Tavandan bir tane tablo iniyor. Arkası simsiyah zaten sahnenin. Arkadan da Dumbledore geliyor ve tablonun içine yerleşiyordu. Çok güzeldi. Oraları da sevdim. Burada battaniyeye bakıyorlar. Albus ve Scorpius battaniye ile ipucu gönderiyorlardı ona. Buna baktıkları sahne. Dayanamayıp son dakika bu iki kalemi de aldım. Karanlık işaretli, biri de Gryffindor'lu. Güzel anılarıma bir yenisini daha eklediğim bir gündü benim için. Oldukça güzeldi. Çok mutluydum bugün. O kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim hepiniz. Bana o kadar çok mesaj attınız ki, o kadar güzel şeyler yazdınız ki. Sizi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. İyi ki varsınız. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Görüşürüz.